olacak haydi. Hep dostun kalacak haydi. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Bay Sesim'in Amerika seyahati sırasında Elizabeth'le tanıştı. Biz evlenmeye karar verdik. Evlenmek mi? Şaşıran Clara onları durdurmaya çalıştı. Ama ben seni asla unutmayacağım anne. Bayan Clara merdivenden düştü. Artık yürüyemiyorum. Elizabeth'e evlilik akdi imzasının iptal olduğunu söyler misin? Ama sen ayaktasın. Bizden sakladın. Neyse ki Heidi aileyi barıştırabildi. Seni çok seviyorum baba. Annenin yerine geçmeye çalışmıyorum Clara. Sadece babanı mutlu etmek istiyorum. İzin verirsen seni de tabii. Yeniden birlikte. Doğru iniyordu. Baviera gökyüzü turuncu bir sisle kaplanmıştı. Arka plandaki batan güneşin ışıklarıyla parıldayan Münih çatıları hareketsizdi. Manzaraya hayranlıkla bakan Fritz ve oğlu konuşmayı kesmiş ve bu ebedi anın güzelliğini hafızalarına kazımaya çalışıyordu. Büyük baba, uyuyorsun. Ne? Ben mi? Ne? Ama horluyordun, bal gibi uyudun, seni gördüm. Tamam, bir an için içim geçmiş olabilir. Ama şimdi uyanır. Sen devam et lütfen. Merhaba Ernst. Balık yağını içme vaktin geldi. Aa, hadi ama bebeklik yapma. Uyumadığını biliyorum, demin konuştuğunu duydum. Uykumda konuştum, böyle de olabilir değil mi? Sana olmaz, hadi aç ağzını. Senin iyiliğin için büyük baba. İyileşebilmen için bu. O şey beni iyileştirmez ki. Ben daha adamıyım. Ben bir bağlantı kuramadım. Ne? Balık yağı ve balıklar dağda yaşamaz. Dağlarda da alabalık oluyor ama. Kelime oyunlarını bırakalım Bayan Rottenmeier. Verdiğiniz alabalık yağı değil. Dağlarını tekrar görmek istiyorsan bu ilacı içmek zorundasın. Doktor Beckman'ın kesin talimatı var. O ne yaptığını iyi bilen biridir. İnsanın gününü berbat etmeyi bilen biri demek istedin herhalde. İlaçlarla alay etme ve lütfen bu öğleden sonra hastanedeki kontrolünü de unutma. İşte demek istediğim buydu. Bayan Heidi, holde sizi bekleyen biri var. Beni mi? Hadi uzatma Ernst. Buradasın. Haydi. Frankfurt'a babanı bulmaya mı geldin? Evet ve biletimi de kelolarda kazandığım parayla satın aldım. Bu harika. Merhaba keçibaş çobanı. Bizi ziyarete gelmen güzel. Merhaba amca. Sağlığın nasıl? Bayan Rottenmeier 5 dakikada bir ölü balık suyu vermese çok daha iyi olabilirdi mi inan bana? Sana iyi geliyor. Bak tıpkı eskisi gibi huysuz aksi bir ihtiyar oldun. Merhaba Peter. Evimize hoş geldin. Merhaba efendim. Özür dilerim. Geleceğimi haber veremedim. O konuda endişelenme delikanlı. Sana bir oda buluruz. Tabii önce annemi buna ikna etmem gerekti. O nasıl? Ya büyük annen ve keçiler? Hala fıkır fıkırlar. Keçileri kastettim. Annem de büyük annem de çok iyi. Sana selam gönderdiler Clara. Çok düşünceliler. Bu nedir? Bir resim mi? Evet, bu babamın bir portresi. Nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştım. Harika. Çok güzel çizmişsin. Teşekkür ederim Clara. Önemli birine benziyor. Nerede bulacağını biliyor musun? Asıl sorun da bu. Sadece adının Anton Bendorf olduğunu ve saat sattığını biliyorum. Neden diye Sebastian'a sormuyoruz? Şehri iyi bilirler.
Bu iyi fikir Clara. Ben Dorf. Ben Dorf. Bu bana tanıdık geldi. Galiba bir yerlerde bir Ben Dorf saatçisi vardı. Bu o olmalı. Peter'in babası saat satıyor. Dükkanlarda biliyor musunuz? Ben Dorf sokağında. Şimdi hatırladım. Oraya tamire bir saat götürdüm. Fisher Gasse'de olmadığını emin misin? Matbaaların yanında? Matbaaların yanında kasap var. Yani Peter'in babası sosis tamir etmiyorsa. Teşekkür ederiz Dite teyze. Ben Dorf sokağındaki o dükkana gitmeliyiz. Gidelim. Acele etmeyin çocuklar. Hı? Önce Bayan Rottenmeier'den izin almalı. Sonra da yemeğe geç kalmamalısınız. Anlaştık mı? Söz. Sosis tamir ediyor ha? Peter, Frankfurt'u nasıl buldun? Çok büyük değil mi? Evet ve de güzel. Belki babam da buna benzer bir yerde yaşıyordur. Çok yakında öğreniriz. Bu heyecan verici. Hadi be! Oğlu olduğumu ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Doğruca böyle söyleyebilirsin. Bu olur mu ki? Bilemiyorum. Saati göstermelisin. Ondan geriye kalanı demek istedin. Ama bu iyi bir fikir. Sağ ol Heidi. Ben Dorf sokağı biraz ileride, şu tarafta. Aa bakın, gelmişiz. Göremiyorum. Aa hayır. Ne oldu? Bu dükkan satılıkmış. Belki daha büyük bir tane açmıştır. Haklısın, nedeni bu olmalı. Yaşadığı yeri öğrenmeye çalışalım. Katılıyorum. Ama nasıl? Frankfurt'ta bize yardım edebilecek birini tanımıyorum. Biz tanıyoruz. İşte orada, her zaman aynı yerdedir. Sağ olun efendim. Merhaba Rudy. Hey, Heidi, Clara. Nasılsın? Çok iyi. Müzik dinlemeye mi geldiniz? İsterseniz size neşeli bir şeyler çalayım ha? Üzgünüm ama zamanımız yok Rudy. Seni Peter'le tanıştırayım. Peter, bak bu Rudy. Memnun oldum. Müzik aleti çalar mısın? Hayır. Keçilere çaldığım bir düdüğüm var. Düdük mü? O da müzik aleti sayılır. Tebrik ederim dostum. Merhaba. Rudy, birini bulmamıza yardım etmelisin. Ben Dorf sokağında bir saatçi dükkanı var. Benden sokağında bir saatçi. Aradığımız bu kişinin adı Anton Ben Dorf. Özür dilerim çocuklar ama onu tanımıyorum. Endişelenmeyin. Birini bulmak o kadar zor değil, yolunu biliyorsan. Bu harika bir haber. Çok iyi organize olmalıyız. İki gruba ayrılırız. Biri Ben Dorf sokağına, diğeri yanındaki sokaklara bakar. Bir saat sonra meydanda buluşuruz. Tamam. Clara sen Rudy ile git, ben de Peter ile gideyim. Anlaştık. Biz yakınlardaki sokaklara bakarız. Rudy ile çevreyi biliyoruz. Tamam, gidelim o zaman. Görüşürüz. Yo, onu tanıyorum ama evini bilmiyorum. Yine de teşekkür ederiz. Affedersiniz bayım. Bunu al ve bir daha da rahatsız etme. Anton Ben Dorf mu dediniz? Biraz düşüneyim. Hey! Hey, elmalarım! Neyse, gel hadi. Evet, elbette. Ben Dorf sokağındaki saatçidir o. Şuradaki apartmanın görevlisine sorabilirsiniz. Şuradaki ihtiyar, o herkesi tanır. Harika, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Manberger Gasse'deki fabrika sokağında oturuyor. Bulabildiniz mi? Bizde bir adres var. Bizde de öyle. Manberger Gasse'de oturuyor. Bizdeki de bu. 63 numaradaymış. İkinizi de tebrik ederim. Bu gidişle kısa zamanda şehri benden iyi bileceksiniz. Tamam, neyse. Ben artık döneyim. Görüşürüz. Hey Rudy. Evet. Teşekkür ederim. Gidelim mi? Fabrikalar semtine uzun bir yolumuz var. Dikkat edin. İşte burası Manberger Gasse. Ha,
3 numara. Emin misin? Şey, adres burası Peter. Uzanmış yatan bir adam var. Sizce babam olabilir mi? Bunu öğrenebilmenin tek bir yolu var Peter. Neymiş o? Kapısını çalmak. Ah, olamaz. Hey! Bak bakalım kapı açık mı? Ne oluyor? Merhaba bayım. Anton Bendorf'la konuşmak istiyorduk. Kimsiniz siz? Ondan ne istiyorsunuz? Ona bu saati gösterecektik. Tamir edilmesi gerek. Artık saatlerle uğraşmıyorum. Gidin hadi çıkın buradan. Ama siz Anton Bendorf musunuz acaba? Çekip gidecek misiniz siz ha? Çıkın dedim. Gidin. Anton Bendorf diye biri yok artık. Hey Peter, bekle. Beni bekler misin lütfen? Sen hala burada mısın? Gerçekten yazık oldu. Güzel bir guguklu saatti. Özür dilerim. Size kabalık ettim. Benim adım Heidi. Anton Bendorf. Bu guguklu saatlerle mi ilgileniyorsun? Yaşadığım dağlarda birçok örneğini gördüm. Ağaçlarda gerçek guguk kuşları da var ve bazen şöyle ötüyorlar. Guguk, guguk. Sen dağlarda mı yaşıyorsun? Evet, küçük bir kasabadayım. Grayson bölgesinin kuzeyinde. Grayson'da. Gençken orada saat satıyordum ben de. Biliyorum. Nasıl? Tahmin ediyorum. Saat sattığınıza göre sık seyahat edersiniz, öyle değil mi? Evet. Sık seyahat ederdim. Al. Teşekkür ederim. Dükkanınızı neden satıyorsunuz? Annem çok hastalandığında ben ona bakmak için işimi fazlasıyla ihmal ettim. Sonra da aramızdan ayrılınca müşteri yokluğundan kapatmak zorunda kaldım. Saat ciddi hasar görmemiş. Onu tamir edecek misiniz? Hayır. Artık tamirat yapmak istemiyorum. Artık saatçilik yapmak istemiyor musunuz? Ben bunu istesem bile bir daha kim bana iş verir ki? Sizi anlıyorum. Özür dilerim ama gitmem gerek. Güle güle Heidi. Geldiğin için sağ ol. Hoşça kalın Bay Bendorf. Heidi! Clara! Peter nerede? Bilmiyorum. Ona yetişmeyi başaramadım. Hadi biz eve gidelim. Er ya da geç gelecektir. Hey, seni bir yakalarsam görürsün. Hey. Hadi yakala baba. Hop, seni küçük yaramaz, gel buraya. Nerede kalmış olabilir ki? Bilmiyorum. İşte geldi. Peter, nihayet geri geldin. Nerelerdeydin? Seni çok merak ettik. Peter, bekle. Peter. Beni rahat bırak. Onunla konuşayım. Peter, içeri gelebilir miyim? Peter?
Ne yapıyorsun sen? Aa, resmin. Akşam Dörfli'ye giden trene biniyorum. Ha, ama neden? Babam iyi bir adam değil. Beni dışarı attı. Onu görmek bile istemiyorum. Peter, sonradan onunla konuştum. Kötü biri değil, sadece üzgün, hepsi bu. Belki ama diğerlerini hiç umursamadığı açıkça ortada. Muhtemelen bir oğlu olmasını da istemez. Bunu nereden biliyorsun? Ona bir şans daha vermelisin. Hayır. Hadi ama Peter, eminim onunla konuşursan işler yoluna girer. Bir daha oraya adım atmam ben. Haydi. Haydi, beni bekle. Sana ne dedi? Peter bir daha babama gitmem diyor. Babasının evine gitmek istemeyebilir. Ama onu buraya getirmemize de bir şey diyemez. Doğru ama nasıl? Galiba bir fikrim var. Hangi saat? Şu senin devirmiş olduğun mu? Evet, o saat. Tamir ettirmemek yazık olur, öyle değil mi? Hem Peter'in babasına yardım etmenin de bir yolu olabilir bu. Pekala, ne kaybedebiliriz ki? Bay Bendorf bir kez deneyebilir. İşi ona vermenizi kabul ediyorum. Sebastian sizinle gelecek. Teşekkür ederiz Bayan Rottermeier. Elbette, bu cazip bir teklif ama bilemiyorum Heidi, ben... Saatin kırılmış olması biraz da benim hatam. Lütfen bize yardımınız olur. Peki, elimden geleni yaparım. Aa, sağ olun Bay Bendorf. Yarın saat 9'da orada olabilir misiniz? Hı-hı. Harika, o zaman yarın görüşürüz. Hayır, buna inanamıyorum. Evet, bu doğru. Saati tamir edecek. Yarın sabah buraya geliyor. Ama ona benden bahsetmedin, öyle değil mi? Evet de hayır, bunu yapmak sana düşer. Günaydın. Ben Anton Bendorf. Saat tamiri için gelmiştim. Bu taraftan. Bay Bendorf, biz de sizi bekliyorduk. Çok memnun oldum. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba Bay Bendorf. Bay Bendorf, bu saat kazara devrildi. Sizce tamir edilebilir mi? Önce bir bakalım. Hadi bakalım, kenara çekilin. Bırakın beyefendi çalışsın. Sizi rahat bırakayım, iyi çalışmalar. Bunu yatırmak için yardıma ihtiyacım olacak. O yardım edebilir. Bir yetişkin bulsak daha iyi olur. Ben çok güçlüyümdür. Tamam. Şu şekilde tut. Dikkat et. Dikkat et. Oldukça ağır. İşte oldu.
Dikkatle izle. Saatin hareketleri kalbin atışı gibidir. Bazen bir insanın kalbi kırılır. Bu saate de aynısı olmuş. Mekanik kısımları kırılmış. Hı hı. Ve bu çark yüzünden de sarkacın dengesi bozulmuş. Gerçek hayattaki gibi dengesi bozulan kalp de düzgün çalışmaz ve sonunda durur. Bunu benimle tamir etmeye ne dersin? Hı hı. Harika. Şimdi kaldırmama yardım et lütfen. İşte o büyük an geldi. İkimiz çok iyi iş çıkardık. Tekrar teşekkür ederim Bay Bendorf. Benim için zevkti bayan. Hoşça kalın çocuklar ve yardımın için sağ ol delikanlı. Bu çok güzel bir fikirdi Adelaide. Bay Sesam'ın çok memnun olacak. Hadi git söyle ona. Efendim? Ha? Efendim ben size bir şey göstermek istiyorum. Aa. Oo, ama bu saati nereden buldun sen? Ben Dorfli'den geliyorum. Grayson'daki küçük bir kasabam. Bu saati bana annem vermişti. Bu saat benim babama aitti. Bunu bilmenizi istedim. Senin adın ne? Adım Peter efendim. Peter.